Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle beraber hücre zarını işleyeceğiz. Daha doğrusu hücre zarından ziyade hücre zarından madde geçişi olaylarını işleyeceğiz. Bundan önce işte organelleri işlemiştik, çekirdeğin yapısına bakmıştık, hücre zarının genel bir yapısına bakmıştık. Şimdi ise hücre zarından madde geçerken nasıl geçiyor, hücre zarında neler bulunuyor, hep beraber bunların açıklamasını yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle hücre zarı denildiğinde akla gelen ilk kelime ya da ilk cümle akıcı mozaik zar modeli diyoruz biz. Akıcı mozaik zar modeli neden kaynaklanıyor ya da neden böyle deniliyor? Hücre zarını şöyle düşünün. Hücrenin içerisinde sitoplazma var, organeller var ve bunların dağılmaması lazım. Ve bunları bir arada tutan yapıya biz hücre zarını adını veriyoruz. Ve hücre zarı çift katlı fosfolipid tabakadan meydana geliyor. Hücre zarından maddeler içeriye giriyor, dışarıya çıkıyor. Peki hücre zarı yapısında ne bulunuyor? Hücre zarının yapısında protein bulunuyor, lipid bulunuyor ve karbonhidrat bulunuyor. Ve ayrıca dediğim gibi yine hücre zarı maddelerin giriş çıkışının da kontrol edildiği ve maddelerin girerken ya da çıkarken artık hani seçici geçirgen özelliğini ortaya koyduğu bir yapı hücre zarı. Çünkü her gelen hücre zarından geçemez ya da her gelen hücre zarından çıkamaz. O yüzden de biz hücre zarı için seçici geçirgen özelliğe sahip diyoruz. Hücre zarı mesela atıyorum şu bir hücre, şöyle şurası onun hücre zarı olsun, şu da başka bir hücre. Bu iki hücrenin birbirleriyle iletişim kurmasını yine hücre zarının üzerinde bulunan özel yapılar sağlıyor. Yani bir nevi sevgili hücre zarı hücrelerin birbirleriyle kondüksiyon, yani bir iletişim kurmalarını sağlayan yapıdır arkadaşlar. Şimdi hücre zarının bileşenlerine baktığımızda zaten biz en başından şunu biliyoruz. Canlının yapısında en fazla bulunan organik bileşik proteinde. Bakıyorum hücre zarında en fazla bakın protein var. 55 oranında, 41 oranında ne var bakın? Lipitler var. %3 oranında ne var bakın? Karbonhidratlar var. Şimdi diyeceksiniz ki burası %100 olmadı. Kaç oldu burası? 55, 95, 96, 97, 98, 99. Geriye kalan %1'lik kısmında diğer bileşenler oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi biz buna şöyle bir baktığımızda fosfolipid, yani lipid tabakasında da en fazla fosfolipid, sonra kolesterol, sonra ise glikolipid oluşturmakta. Şimdi bakın görselde gördüğünüz hücre zar modeli sevgili arkadaşlar ve bu hücre zar modelinin yapısına baktığımızda mesela şöyle kafası top gibi olan şu kısmı bakın çizdim. Sinek geldi. Kafası top gibi olan yapıyı çizdim, bakın onu dışarı alıyorum, bir tanesi şu üst kısım, bakın hemen şunu alıyorum, şurada neresi alt kısmı bakın, yani fosfolipid dediğimiz bunlardan bir tanesi. Çift katlı fosfolipid tabakadan oluşan yapımız kimmiş? Sevgili hücre zarı arkadaşlar. Sonra bakın hücre zarının içerisinde kanal proteinleri var. Bunlar yine madde geçişlerinde gerekli. Taşıyıcı proteinler var. Bunlar yine madde geçişlerinde gerekli. Bakın burada hemen kolesterol görüyorsunuz. Kolesterol var. Glikolipid, karbonhidrat, glikoprotein, proteinin kendisi ve sarmal protein var. En fazla duyduğunuz bakın sarmal protein 1, kanal proteini 2, taşıyıcı protein 3, glikoprotein 4. Bakın tam 4 tane protein, bir de kendi protein normal hali 5. Bakın 5 çeşit proteinden bahsettik. Bu sadece bizim görebildiğimiz. Onun dışında karbonhidratlarla ilgili özel bir bilgi vermek istiyorum ki not kısmında da var. Hemen şurayı sileyim, siz de rahatlıkla görebilin. Fasiküllerden de zaten takip ediyorsunuzdur arkadaşlar. Bakın karbonhidratlar sadece hücre zarının dışa bakan yüzünde bulunuyor. Bakın şimdi şurası şöyle şu siyahla karaladığım yer hücre zarının içe bakan kısmıysa dışa bakan kısmında sadece karbonhidratlar bulunuyor. O da kafasına göre bulunamıyor. Ya bir proteine bağlı olarak bulunuyor ya da bir lipide bağlı olarak bulunuyor. Yani tek başına şak diye bir karbonhidrat bulunmuyor. Arkadaşlar bunu da özel olarak belirtmek isteyeyim. Ve yine size şunu da yeri gelmişken bahsedeyim. Kolesterolü görüyorsunuz burada. Kolesterol sadece hayvan hücre zarında bulunur. Bitki hücre zarında kolesterol bulunmaz. Yani ben şu görseldeki hücre zarı
hangi canlıya aittir diye bir yorum yapmanızı istesem vermeniz gereken cevap ne olacak? Tabii ki de hayvan hücre zarı olacak. Çünkü bitkilerde kolesterol bulunmuyor arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz şimdi. Proteinler mozaik şeklinde çift katlı fosfolipid tabaka içinde aşağı yukarı doğru hareket ettikleri için sıvı bir mozaik model terimi kullanılır arkadaşlar. Şimdi akıcı zar mozaik modeli demiştik ya. Neden? Çünkü sürekli bir hareket halinde oldukları için ne deniyor? Akışkan bir yapıya sahip ya da bir hareketli yapıya sahip diyoruz arkadaşlar. Lipitlerin çoğu, yani yağlardan bahsediyor. Bazı proteinlerle birlikte yanal hareket ediyorlar. Fosfolipitlerin hareketleri çok hızlıdır. Çünkü zaten fosfolipitlerin suyu seven ve sevmeyen kısımları vardı. Neydi hatırlayalım? Baş kısmı vardı. Burası suyu seviyordu. Kuyruk kısmı vardı. Neydi? Suyu sevmeyen kısmıydı. Fosfolipitlerin arasına sıkıştırılmış durumda kolesterol bulunur ve kolesterol de zar akışkanlığını ve zarın geçirgenliği konusunda etkilidir arkadaşlar. Fosfolipitlerin baş kısmından bahsetmiş. Bakın az evvel de söyledim. Şurası fosfolipitin baş kısmı. Bakın şurası fosfolipitin kuyruk kısmı. Şöyle şuradan bakacak olursam, bakın şöyle yazalım. Şurası baş kısmı. Hemen şu kısımda kuyruk kısmı. Fosfolipite ben baktığımda baş kısmında bulunanlar arkadaşlar, baş kısmında bulunan maddelerden bir tanesi gliserol, bir diğeri ise fosfat bulunmak zorunda. Fosfolipit diyoruz zaten. Yani fosfolipit diyorsan fosfatın orada olması gerekiyor. Kuyruk kısmına baktığımda ise 2 adet sevgili arkadaşlar yağ asidi bulunuyor ve bunlar yine birbirlerine ester bağı ile bağlıdır arkadaşlar. Buraya kadar anladığınızı düşünüyorum. Ek bilgilere geliyorum hemen. Bakın baş kısmına biz özellik olarak hidrofilik özelliğe sahiptir diyoruz. Hidrofilik özellik nedir? Hidrofilik suyu seven demek. Hemen şu alt tarafa baktığımızda hidrofobik diyoruz arkadaşlar. Hidrofobik nedir? Suyu sevmeyen kısım denir. Zaten bir diğer hücre zarının fosfolipidi nasıl bağlanır? Şuna yine baş kısmı, bakın kuyruk kısımları birbirine bakıyor. Baş kısımlar ise dışarıya doğru bakıyor arkadaşlar. Şimdi hücre zarında bulunan proteinler, yani 5 çeşit proteinden bahsetmiştik. Tabi direkt şu şu şunu yapar, şu şu şunu yapar diye değil. Genel olarak bu proteinler ne görevi görüyor? Biz buna bakacağız sevgili arkadaşlar. Ve taşıma görevi görüyor. Bakın şöyle görevlerinden birini yazalım. Bir, proteinin görevlerinden bir tanesi taşıma sevgili arkadaşlar. Nasıl taşıma yapıyor ya da taşımayı yapanlar kim derseniz, iki tane taşıma ile ilgilenen var. Bir, kanal proteinleri, iki, taşıyıcı proteinler. Kanal proteinleri de taşıyıcı proteinleri de bakacak olursak, bakın kanal proteinleri maddenin geçişini sağlıyor ve herhangi bir enerji harcanmamış. Fakat yan tarafa geçiyorum hemen, taşıyıcı proteine. Bakın taşıyıcı proteinde madde taşınıyor. Evet, ama bakın sonunda ne olmuş? ATP harcanmış ki görselimizde de bize bunu vermiş. Taşıyıcı proteinler molekülü zardan aktif olarak pompalamak için ATP harcanır ki aktif taşımayla çok fazla bu durum gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet, bir sonraki özelliğe geçelim. Bakın ikinci görevi proteinin enzimatik aktivite. Bakın şurada enzimi görüyorsunuz. Şöyle üçgen şeklinde, şöyle bir de kare şeklinde boşluk var. Buraları enzimin aktif bölgesi, öyle değil mi? Aktif bölgeye kim bağlanıyordu? Yine temel bileşenler konusunda görmüştük. Aktif bölgeye arkadaşlar neye bağlanıyordu? Evet, sesinizi duyuyorum. Substrat bağlanıyordu arkadaşlar. Substratlar bağlanıyordu ve burada işlem gerçekleşiyordu. Bakın burada aktif bölgeye substratlar bağlanmış ve sonrasında yeni ürünler açığa çıkabiliyor. Zar içerisine yerleşik enzim, protein enzim olabilir. Zaten enzimler ne yapılı? Enzimler protein yapılı arkadaşlar ve aktif halde bu şekilde bulunabilme özelliğine sahipler. Şimdi devam ediyorum. Zardaki çeşitli enzimler bir metabolik olayın ard arda gerçekleşen basamaklarını meydana geçirmek için bir arada bulunabilirler. Bakın şimdi şu birinci proteinim benim. Hemen şu da ikinci proteinim. Bakın üçgen girmiş, kare olarak çıkmış. Kare girmiş,
altıgen olarak çıkmış. Bakın buradaki açıklamayı bana veriyor. Diyor ki seri bir şekilde ard arda bazı işlemlerin gerçekleşebilmesi için enzimler bir arada bulunabilir. Hani bunda da herhangi bir problem yok. Buradaki enzimler protein yapılır ve proteinlerin görevlerinden bir tanesi de hücre zarında enzimatik aktiviteyi gerçekleştirmektir deyip bir sonraki görevine geçiyorum. Bakın üçüncü görevi sinyal iletimi. Demek ki bu proteinler bir hücre ile diğer hücre arasında bir iletişim sağlıyor. Bir kondiksiyon demiştim ya hani. Bakın arkadaşlar sinyal proteinleri dışarıya başka bir hücreye haber gönderebiliyor. Ya da hücrenin dışı ile hücrenin içi arasında bir iletişim kurabiliyor. Ve bu sinyal proteini dediğimiz sinyal iletimini sağlayan proteinler haberleşmeyi sağlarken yapısında bir değişiklik meydana gelebiliyor. Bunu da ek olarak söyleyelim. Bakın bir değişime neden olabilir. Evet, dördüncü proteinlerin hücre zarındaki dördüncü özelliğine bakın, bu saydıklarımız sadece proteinin hücre zarındaki özellikleri arkadaşlar. Sadece bundan bahsediyoruz. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki hücreler arası bağlantı. Bakın şu bir tane hücre zarı nereden biliyorum? Bakın fosfolipid. Şöyle bunlar bir araya gelmiş. Şu A hücresi. Bakın şunlarda başka fosfolipid yapısı. Şu da o zaman nedir? B hücresi. Ve bakın ikisinde de şu protein 1, şu da protein 2. Hücreler arasında ne yapmış? İki tane hücre arasında ne yapmış? Bağlantı sağlamış. Bunların ikisi birbirinden farklı hücreler. Yani şöyle düşünün. Şu şöyle şurada kendini tamamlıyor. Şu şöyle bir hücre. Şu da şurada kendini tamamlıyor. Bu da böyle burada bir hücre. İki tane hücrenin birbirleri arasında bağlantısını sağlamış. Komşu hücreler arası bağlantı. Bir başka görevine geldik. Bu da proteinin hücre zarındaki beşinci görevi arkadaşlar. Hücrenin özgürlüğünü, hücrenin doğallığını, hücrenin kendine has özelliklerini sağlayan glikoproteinlerin oluşmasını sağlıyor. Bakın bir hücre zarında glikoproteinin sayısı bile onun özgürlüğünü değiştirebilir, hassaslığını değiştirebilir. O yüzden yüzey antijeni dediğimiz hücrelerin üzerinde bulunan glikoproteinler hücre zarının özgürlüğünü belirler arkadaşlar. Şimdi geldim, hücre zarını bitirdik. Hücre zarı neydi? Seçici geçirgen özelliğe sahipti. Kafasına göre herkes girip çıkamıyordu. Bazı maddelerin geçişine izin vardı, bazılarının yoktu. Geçişler ise proteinler, kanal proteinleri, taşıyıcı proteinler yardımıyla gerçekleşiyordu. Bazı maddeler ise direkt fosfolipid tabakasından geçişi yapıyordu. Ama bir de hücre zarına nazaran hücre duvarı bulunuyor. Bakın görselde görecek olursak şunu, bitkilerde bakın en dışta şu hücre duvarı olsun. Hemen şu içine çizdiğim hücre zarı, bakın şu hücre duvarı HD olarak yazıyorum. Hemen şu arkadaş kim? Bu da hücre zarı. Peki hücre zarı ile hücre duvarının arasında bir bağlantı var mı? Ya da bir fark var mı? Tabii ki fark var arkadaşlar. Bitkilerde hücre duvarı bulunur. Bakın 1. Mantarlarda hücre duvarı bulunur. 2. Bakterilerde hücre duvarı bulunur. 3. Ve arke bakterilerde hücre duvarı bulunur. 4 arkadaşlar. Ve hücre duvarı bulunan canlılara ben baktığımda hücre duvarı bulunan bitkilerin hücre duvarı selüloz yapıda, mantarların hücre duvarı kitin yapılı arkadaşlar, bakterilerin hücre duvarı peptidoglikan yapıda ve arke bakterilerin hücre duvarı pseudopeptidoglikan yapıda. Buradaki pseudo dediğimiz arkadaşlar yalancı peptidoglikan denilmekte. Peki hücre duvarıyla zarının farkı ne? Hücre zarı bir kere kesinlikle nasıldır arkadaşlar? Canlıdır. Ama bakın hücre duvarı neymiş? Cansızmış. Hücre zarı da hücreyi koruyor. Hücre duvarı da hücreyi koruyor. Ama hücre duvarı bir kat daha dışarıdan koruyor. Yani kalkan gibi düşünün. Hücre zarı seçici geçirgenken hücre duvarı önüne geleni geçiriyor. Hücre duvarı o zaman tam geçirgendir diyoruz. Turbo basıcı ve dış etkile karşı bitkiyi koruyarak bitkinin patlamasını engelliyor. Hani organellerde demiştik ki hücre duvarı olan canlı bitkide patlamayı hücre duvarı engelliyor. Ama işte paramecium, öglena, amip gibi canlılarda ne vardı? Suya dayanıklı olması için kontraktil kofulu bu görevi görüyordu arkadaşlar. Şimdi geldim uyarı kısımlarına. Bakın bu uyarılar önemli. Bu uyarılardan en önemlisi şu.
Hücre zarı bütün canlılarda bulunur. Bitkide bulunur, hayvanda bulunur, bakteride bulunur, arke bakteride bulunur, mantarda bulunur, protistalarda bulunur, hepsinde bulunur. Ama hücre duvarı sadece kimde vardı bakın? Bitkide, mantarda, bakteride ve arke bakteride vardı. Şimdi uyarımızda da diyor ki hayvanların tamamında hücre duvarı bulunmaz. Bitkilerin ise tamamında hücre duvarı bulunur arkadaşlar. Bazı bakteri, arke ve mantar ve protista üyelerinde de hücre duvarı yine aynı şekilde bulunmaz. Şimdi bitkilerde bulunan hücre duvarı ne yapılıydı? Selüloz yapılıydı. Yani bir polisakkarit yapılıydı. Hücre duvarında bulunan selüloz yapılı madde arkadaşlar iç zar ile kaplı geçitler denilen kanallarla etkileşim halindedir. Selüloz kanallarla etkileşim halinde olmak zorunda. Çünkü buradan sürekli aktif olarak bir molekül geçişi söz konusu. O yüzden de selüloz içe bakan yüzeye yani hücre zarına bakan kısmıyla bir etkileşim halinde olmak zorunda. Evet arkadaşlar, şimdi hücre zarından madde geçişi benim biyolojide en sevdiğim konulardan bir tanesi. Yani hepsini çok severim ama bu hücre zarından madde geçişini bir başka severim. Yani şimdi hücre zarından maddelerin geçebilmesi için bazı yönergeler var. Peki hocam, bu yönergeler neler? Ya da işte bunlar nasıl gerçekleşir? Bakın şöyle gerçekleşiyor. Molekülün büyüklüğü çok önemli. Kafasına göre her molekül hücre zarından geçemez arkadaşlar. Ortamdaki molekülün yoğunluğu çok önemli. Ortamın sıcaklığı çok önemli. Elektrik yükü, nötr mü, artı mı, eksi mi, bunlar çok önemli. Yağda veya suda çözünebilirliğine göre, bakın yağda çözünenler suda çözünenlere göre daha hızlı geçer. Neden? Çünkü yapı fosfolipid. O yüzden anlaştık mı? Sizden ricam bunları böyle güzelce tek tek ezberlemeyin arkadaşlar. Güzelce öğrenin. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hücre zarından geçebilecek maddeler kimler? Buna bakacağız. Bakın hücre zarından geçebilecek maddelere bakacak olursak amino asitler monomer yapılıdır. Glikoz yine aynı şekilde monomer yapılıdır. Fruktoz yine aynı şekilde monomer yapılıdır. Galaktoz, gliserol, yağ asidi gibi maddeler nedir? Monomer yapılıdır ve bu moleküller su ve mineral gibi inorganik moleküller bu büyük moleküllere göre daha kolay geçer. Yani şöyle düşünün, bir kapı var. Siz bu kapıdan büyük olarak düşünün. Siz bu kapıdan arabayı geçirmeye çalışıyorsunuz. Bir de arabayı parçalıyorsunuz. Tek tek geçirmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki de küçük parçalar daha kolay geçer. O yüzden her zaman büyük moleküller küçük moleküllere göre daha zor. Ya da cümleyi değiştirecek olursak küçük moleküller büyük moleküllere göre daha kolay geçer. Başka bir yönergeye gelecek olursam arkadaşlar, bakın geçiş önceliğine bakacak olursam nötr olanlar negatif olanlara göre daha çabuk ve negatif olanlar ise pozitif olanlara göre daha çabuk geçiyor. Yani şöyle düşünün, mesela su su kloro iyonuna göre daha çabuk geçiyor. Klor da işte şöyle yapayım, sodyuma göre daha çabuk geçiyor. Neden? Bakın su nötr, klor negatif yüklü, sodyum ise pozitif yüklü arkadaşlar. Sonra devam ediyorum. Bakın yağı çözen maddeler, yağı çözemeyenlere göre daha kolay geçiyor. Ya da yağda çözünen, ki adek vitaminleri buna örnek olarak verilebilir. Yağda çözünenler yağda çözünemeyen D ve C vitaminlerine göre daha çabuk geçerler. Onun dışında karbondioksit ve oksijen molekülleri ve adek vitaminleri fosfolipitlerin içerisinde çözünebildiklerinden hemen çok seri bir şekilde geçiş gerçekleştirebilme özelliğine sahipler. Şimdi ayrıca biz biraz önce bazı molekülleri saymıştık ya, biz bu molekülleri saydığımızda ne demiştik? Suyu söylemiştik, glikozu, amino asiti, galaktozu, bunların hepsinden bahsetmiştik. Yine bahsediyoruz fakat bunlar fosfolipid tabakasından geçemez. Bakın karbondioksit, oksijen ve adek vitaminleri direkt
fosfolipid tabakasından geçebilirken glikozdur, amino asittir, bunlar B ve C vitaminleridir. Bunlar geçemezler fosfolipid tabakasından. O yüzden fosfolipid tabakasından direkt geçemedikleri için hücre zarının içerisine yerleşmiş olan işte kanal protein ya da taşıyıcı protein dediğimiz proteinler, yerleşmiş proteinler aracılığıyla geçişlerini gerçekleştirirler arkadaşlar. Glikoproteinler bakteriden insana kadar birçok canlıda bulunur ki az evvel söylemiştim. Glikoproteinler hücrelerin birbirlerini tanımasını sağlayıp birbirlerine sinyal gönderip ve ayrıca hücreye özgürlük, yani doğallık, ona has özellikler katan bir yapıdır arkadaşlar. Yüzey antijeni olarak yani tanınır, koruma amaçlı. Ayrıca birçok hormon glikoprotein yapılıdır. Yani hem glikoz hem protein yapısı bulunuyor. Glikolipid ve proteinler hücrelerin birbirleriyle etkileşimlerini sağlar. Az evvel de söylemiştim. Virüs, bakteri ve ilaçlar için reseptör olarak tanıyıcı görevi üstlenirler. Peki ben dedim ki biraz önce işte kolesterol sadece hayvanlarda bulunur. Yani bitkilerde kolesterol yok dedim. Peki bu kolesterol ne işe yarıyor? Bu da çok önemli, öyle değil mi? Kolesterolün görevine geldiğimde kolesterol hayvan hücrelerinin hücre zarında bulunur. Demek ki bitkilerde yokmuş arkadaşlar. Söylemiştik zaten. Ve hücrenin dayanıklılık ve geçirgenliğini artırır. Yani bir nevi kolesterolü izolasyon olarak düşünebilirsiniz. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Yani kolesterol hastalığı gelebilir. Şimdi sokağa çıkıp 100 kişiye sorsak kolesterolü kötü olarak nitelendirebilir. Ama kolesterol aslında iyi bir şey. Ama kararındaysa iyi bir şey. Yani kolesterolün fazlası evet damar tıkanıklığına, birçok hastalığa zemin oluşturabiliyor ama kararında olan kolesterol aslında sinir hücrelerinde, hücre zarında iletimi ve geçirgenliği kolaylaştırıyor. Sıcaklık değişimlerinde hücre zarının akışkanlığının bozulmasını engelliyor ve hücre zarının bütünlüğünü koruyormuş kolesterol. Şimdi geldim hücre zarından madde taşınmasına. Şimdi arkadaşlar hücre zarından madde taşınması için iki çeşit madde taşınıyor. Bu iki çeşit maddeye bakacak olursam bir, küçük moleküllerin geçişi gerçekleşiyor. İki, büyük moleküllerin geçişi gerçekleşiyor şimdi. Küçük moleküllerin geçişi ve büyük moleküllerin geçişi. Küçük moleküllerin geçişine baktığımda ben aktif taşımayla yapıyorum, pardon pasif taşımayla yapıyorum bir. Bir de aktif taşımayla gerçekleştiriyorum. Ve pasif taşımayla da aktif taşımayla da küçük molekülleri taşıyabiliyorum. Büyük molekülleri ise ya endositoz dediğimiz yöntemle ya da egzositoz dediğimiz yöntemle gerçekleştiriyoruz. Fakat bunları gerçekleştirirken bazılarında enerji harcıyoruz, bazılarında harcamıyoruz. Buradaki grafiğe bakarsak aktif taşıma her ne kadar küçük molekül taşınıyor gibi görünse de taşıma esnasında enerji ne yapıyor? Harcıyor. Bunu sakın unutmuyoruz ve karıştırmıyoruz. Bakın en fazla karıştırılanlardan bir tanesi. Tekrar ediyorum. Aktif taşıma, küçük molekül taşımasına rağmen enerji harcatır arkadaşlar. Aktif taşıma küçük molekülleri taşır ama enerji harcatır. Bunu unutmuyoruz. Onun dışında pasif taşımanın herhangi bir kısmında enerji harcanmıyor. Şimdi devam edelim. Kim, neyi, nasıl ve neden taşıyor? Şimdi biz dedik ki hücre zarında proteinler bulunuyor ve bu proteinler ne yapıyordu? Taşımayı sağlıyordu. Peki taşımayı sağlayan proteinler kimdi? Ya taşıyıcı proteinlerdi ya da kanal proteinleriydi, öyle değil mi? Şimdi bakın ortama bakarsanız aşağıdaki görselde bakın madde dışarıya çıkmış, dış ortam yazıyor burada. Dışarıya çıkmış, burada bir enerji harcanmış. Bakın şurada kapalı. Sonra açılmış maddeler çıkışını gerçekleştirmiş. Taşıyıcı proteine bakıyorum, şekil değişikliğine uğrayabilir. Madde ne yaptı bakın, geldi tutundu içeriye girdi ya da aynı şekilde şuradan geliyor mesela, alıyorum maddeyi aşağı bırakıyorum ya da tam tersi alıyorum maddeyi bu sefer dışarı bırakıyorum gibi arkadaşlar. Hücre zarında taşıyıcı ve kanal proteinleri taşıma işlemiyle ilgileniyor. Şimdi hücre zarında bulunan karbonhidratlar var. Bu karbonhidratlar da glikoproteinler ya da glikolipitler olarak adlandırılıyor ve hücrelerin birbirini tanıması için glikoproteinler ve lipitler çok önemliydi. Az evvel de belirtmiştik. Çünkü
Karbonhidrat dediğimiz bu glikoprotein ve lipidler ne görevi görüyor biliyor musunuz? Antijen görevi görüyor ve hücrelerin birbirlerini tanımasını sağlıyor. Bakın diyor ki insanda 4 farklı kan grubu var. A, B ve 0. Alyuvar hücrelerin yüzeyindeki karbonhidratların farklı olmasından kaynaklanıyor bu. Yani glikolipitlerin ve glikoproteinlerin sayılarının dahi farklı olması canlının kan grubunun bile farklı olmasına neden olabiliyor arkadaşlar. Şimdi pasif taşımayla yani küçük moleküllerin hücre zarından geçişiyle başlıyoruz. Şimdi pasif taşıma yine söylüyorum enerji harcanmıyor ve pasif taşımayla nasıl maddeler taşınıyordu? Az evvel de belirtmiştik küçük maddeler taşınıyor. Ve maddeler kendilerini taşırken aslında kendilerinin sahip olduğu bir kinetik enerjiyle bunu gerçekleştiriyor. Yani hop hadi gel bir taşınalım gidelim falan. Yani tamam burada bir ATP harcanmıyor ama maddenin de kendine ait bir kinetik enerjisi var. Madde bunu kullanıyor. O yüzden de ATP harcanmaz diyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Hücre zarından geçebilecek boyutta olan küçük moleküller pasif taşımayı gerçekleştirebiliyorlar. Ve pasif taşıma hem canlı hem de cansız ortamda gerçekleşebiliyor. İlla pasif taşımanın olması için ortamda bir hücre zarının olmasına gerek yok. Örnek vereyim mesela size bir taşıma örneği vereyim. Bir bardak suyun içerisine mürekkebi damlatın. Bir süre sonra her yer aynı oluyor. Ne yapıyor? Yavaş yavaş dağılıyor. Ya da şurada parfümü sıkın az sonra bütün odaya yayılıyor yavaş yavaş. Yani bu da bir taşınma sistemidir. O parfüm molekülü mesela kendi kinetik enerjisiyle dağılır. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Pasif taşıma hücre içi ve hücre dışı madde derişimi her iki taraf eşit olunca tamamlanır arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, şöyle ayıralım. Şurada %10'luk bir madde var. Şurada %2'lik bir madde var. 10'dan 2'ye madde geçtiğinde her iki taraf %6 olduğu zaman taşıma is over arkadaşlar. Bitiyor. Yani her iki taraf eşitleninceye kadar devam ediyor. Eşitlenince de duruyor. Ve difüzyonla başladık. Mürekkep örneğini zaten az evvel vermiştim. Bakın difüzyon dediğimiz şey maddenin çok olduğu ortamdan maddenin çok olduğu dediğimizde yoğunluk olarak çok, maddenin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama geçişidir. Yani şurası %30 olsun atıyorum. İşte şurası şöyle ortadan bölelim. Şurası %15 olsun. O zaman nereden nereye geçecek? Şurası A bölgesi olsun. Şurası B bölgesi olsun. Bakın madde A'dan B'ye geçecek. Anlaştık mı? Yani maddenin çok olduğu ortamdan az olduğu ortama geçiş gerçekleştirilir ve her iki taraf eşitlenince bu olay durur. Ki zaten bakın ne diyor? Yüksek olan ortam derişimi düşük olan ortama doğru kesintisiz olarak hareket etmesine ne deniyormuş? Difüzyon deniyormuş. Yine tekrar ediyorum. Difüzyon olayı maddenin çok olduğu ortamdan maddenin az olduğu ortama geçiştir arkadaşlar. Monosakkaritler, amino asitler, monosakkarit dedikleri kim? Siz bir söyleyin diyeceğim de söylüyorsunuzdur umarım. Arkadaşlar monosakkaritlerimiz glikoz, fruktoz ve galaktoz arkadaşlar. Bunlar bizim monosakkaritlerimizdi. Monosakkaritler, amino asitler, yağ asitleri, gliserol, vitamin ve gazlar zardan difüzyonla geçer. Ve bunlar geçişleri esnasında, difüzyonla geçişleri esnasında ve yine söylüyorum, çok yoğundan az yoğun ortama geçiyorlarsa şayet enerji harcamadan hemen geçebilirler. Arkadaşlar, evet devam ediyoruz. Basit difüzyon. Şimdi difüzyonu da biz ikiye ayırdık. Basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon olmak üzere. Basit difüzyon dediğimiz şey şurada görselde de görüyorsunuz zaten. Yine aynı mantık arkadaşlar. Çok yoğun olan ortamdan az yoğun olan ortama geçiş bu. Ve maddenin konsantrasyonu falan hiç dikkat edilmeksizin çoktan aza doğru geçişi sağlanır ve her iki taraf eşitlenince durur. Şimdi şuraya bakın.
Net difüzyon diyor. Bakın kaç tane molekül var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle şuraya 8 yazıyorum. Burada kaç tane var? 0. Bakın şimdi her iki taraf kaç olunca duracak. Şimdi geçiş hala gerçekleşiyor. Tabii giden döne de biliyor. Bakın burada kenarda çeperlere takılıp dönebiliyor. Ama her iki taraf eşitlenene kadar bu olay devam eder. Ve bakın her iki taraf 4 olunca sonlanmış. Yine oradan oraya oradan oraya geçiş olur ama her zaman dengede tutulur bu geçiş arkadaşlar. Boya molekülleri zarlardan porlardan geçerler. Boya molekülleri gelişigüzel hareket ederek porlardan geçer. Boya moleküllerinin daha fazla olduğu bölgede bu olay daha sık gerçekleşmiştir. Boya molekülleri derişimin fazla olduğu kısımdan daha az yoğun olan kısma. Yine söylüyorum bakın yine söylüyorum yine söylüyorum. Difüzyon maddenin çok olduğu ortamdan maddenin az olduğu ortama geçiştir. Ve difüzyon esnasında kesinlikle ve kesinlikle ATP harcanmaz. Ve yine söylüyorum boya moleküllerinin geçişi esnasında canlı mıydı? Hayır. O yüzden canlı ya da cansız her ortamda difüzyon rahatlıkla gerçekleşebilir arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Difüzyona uğrayacak madde yağda çözünüyorsa çift katlı fosfolipid tabakasının aralıklarından geçebilir. Yağda çözünüyorsa ama yok yağda çözünmüyorsa ya taşıyıcı proteinle ya da kanal proteinleriyle geçişleri gerçekleşir. Şimdi bakın difüzyonun örneği. Biraz önce dedik ki oksijen, karbondioksit, azot, alkol bakın bunlar küçük moleküller. Ve bunlar yağda çözünebildikleri için hücre zarından ne yapıyorlar? Direkt geçişlerini gerçekleştirebilme özelliğine sahipler arkadaşlar. Bakın diyor ki alyuvar zarında saniyede difüzyona uğrayan suyun toplam miktarı alyuvar hücresinin yaklaşık 100 katıdır. Yani çok ciddi bir geçiş gerçekleşiyor. Ve oksijen farkındaysanız burada yeşil moleküller oksijen. Oksijen direkt hücre zarından geçiş gerçekleştiriyor. Herhangi bir kanal proteinine ya da herhangi bir taşıyıcı proteine ihtiyacı bulunmuyor arkadaşlar. Şimdi difüzyonun bir diğer çeşidi olan kolaylaştırmış difüzyonla devam ediyoruz. Şimdi basit difüzyonla kolaylaştırmış difüzyonu birbirinden ayıran en önemli özellik bakın kolaylaştırmış difüzyonda bir kanal proteini kullanılıyor. Bir tane geriye tekrar gelecek olursak bakın basit difüzyonla ne oluyor? Direkt geçiş gerçekleşiyor ama kolaylaştırılmış difüzyonda bir kanal proteini yardımıyla oluyor. Zaten burada ikisini ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi kolaylaştırılmış difüzyonda bir kanal proteini kullanılmış olması bu bir. Ama taşıma yoğunluğuna bakacak olursak taşıma olarak da arkadaşlar yine kolaylaştırılmış difüzyonda çok yoğundan az yoğun ortama bakın moleküllere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 molekül burada var. 3 tane burada var. Yani total 14 tane. Yani her iki taraf 7 olana kadar ne olacak? Taşıma devam edecek ve yine iki yönlü de taşıma gerçekleşebilir. Fakat yine söylemek istiyorum. Kolaylaştırılmış difüzyon sadece çok yoğun ortamdan az yoğun ortama madde geçişiyle gerçekleşir ve su molekülleri, suda çözünen bazı maddeler hücre zarındaki fosfolipid tabakasından geçemez ve geçemedikleri için kanal proteinlerini kullanarak geçişlerini gerçekleştirirler arkadaşlar. Ve bu geçiş esnasında herhangi bir ATP harcanması söz konusu değildir. Kanal proteini ve taşıyıcı proteinler kolaylaştırılmış difüzyonda görev alırlar. Basit difüzyonda görev alıyorlar mı? Hayır, basit difüzyonda görev almıyorlar arkadaşlar. Kanal proteinleri özgül molekül ya da iyonların geçişi için basit geçişler oluşturabiliyorlar. Şimdi biyolojik bir bilgi, aquaporin diyoruz biz bunlara. Şimdi bakın aquaporinlerle ilgili bu bilgi çok önemli ve çok da güzel. Ben aquaporinlerin telaffuzunu da çok seviyorum zaten. Bitki hücreleri ve alyuvar hücreleri gibi hayvan hücrelerinde gerçekleşen çok büyük miktardaki difüzyonu kolaylaştıran su kanalları yani aquaporinler bulunur. Zaten adı üstünden az evvel de aqua dediğimizde sudan aklımıza gelmesi lazım. Böbreğin belirli hücrelerinde idrar dışarı atılmadan önce suyu idrardan geri emen. Bakın suyu geri almamız lazım. Çünkü suyun hepsini insanın en basit kaybetmemesi gerekiyor.
Suyu idrarden geri emen çok sayıda akuaporin bulunur. Ne işe yarıyormuş akuaporinler? Suyu geri emmeye. Akuaporinler olmasaydı 180 litre idrar atılır ve bir o kadar da su içilmesi gerekirdi. Yani biz aslında içtiğimiz kadar suyun belli bir kısmını dışarıya atıyoruz. Evet, ne kadar çok su içersek o kadar çok su atıyoruz ama içtiğimizin tamamını da dışarı atmıyoruz. Yani suyun bir kısmının geri emilmesi lazım ve geri emilmeyi sağlayan arkadaşlar da kimmiş? Akuaporinler arkadaşlar. Evet, şimdi gördüğünüz sodyum potasyum geçişi bir kanal düzeni arkadaşlar. Burada açılıp kapanma düzeni var. Bakın, sodyum potasyum pompası görüyorsunuz. Hemen yanında işte sodyum çıkışı girişi var. Sonra yine potasyum çıkışı girişi var. Bunlar kimler tarafından gerçekleşiyor, taşınıyor arkadaşlar? Taşıyıcı proteinler tarafından. Bunları taşıyan proteinler, bunlar açılıp kapanıyor. Hani en başında da söyledim ya, atıyorum mesela sodyum elimin içine düştü, kapattım, sonra ne yaptım, bıraktım. Kepçe gibi düşünebilirsiniz. Kepçe yerden alıyor mesela, ne oluyor sonra? Açıyor, kamyonun içine dökülüyor gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar, taşıyıcı proteinlerin çalışma mekanizmasını. Kolaylaştırılmış difüzyon, yine bakın gördüğünüz gibi ne yapıyor, bakın molekül buraya giriyor, yerleşiyor, sonra ne yapıyor, diğer tarafa geçişi gerçekleşiyor. Ve yine söylüyorum, taşıyıcı proteinler bu esnada kesinlikle enerji harcanmaz. Bakın, kolaylaştırılmış difüzyon özel proteinler ile de gerçekleşebilir. Glikoz ve amino asit, lipid de erimez ve bu yolla hücre içine taşınır. Lipid dediğimiz bu fosfolipid tabakası. Aynı şekilde su için ve suda çözünen moleküller için de geçerliydi. Az evvel de söylemiştik. Ne yapıyor bakın? Proteine madde bağlanıyor ve madde diğer tarafa geçiyor ve amino asit artı taşıyıcı protein kompleksi oluşuyor ve zardan geçişi gerçekleşiyor ve yine kolaylaştırmış difüzyonlu olduğu için ATP harcanmıyor. Hocam peki, ben bunun kolaylaşmış difüzyon mu olduğunu ya da başka bir molekülle taşınma olduğunu nasıl anlayabilirim? Şöyle anlayabilirsiniz arkadaşlar. Maddenin yoğunluğuna bakarsınız. Hangi taraf çok? Mesela burada şöyle şurayı bir sileyim hemen. Bakın şimdi. Maddenin yoğunluk kısmına bakıyorum. Bakın burada madde kaç tane? 3, 6, 7 tane. Burada 0. Demek ki buradan buraya geçiş var. Okun yönü burayı gösteriyor çünkü. Demek ki çoktan aza doğru, yani sıfıra doğru taşınıyor. Kolaylaştırılmış difüzyon. Çünkü burada bakın taşıyıcı protein kullanılıyor. Ama yok, direkt fosfolipid tabakasından geçiş olsaydı yine bir difüzyonda, ama bu sefer neydi? Basit difüzyon olacaktı. Ve basit difüzyonda buradan geçenler sadece yağda çözünen maddeler, oksijen ve karbondioksit unutmuyoruz. Difüzyon hızına etki eden olaylar var. Ve difüzyon hızına etki eden olaylar moleküllerin gaz ya da sıvı oluşuna bağlı. Eğer gazsa, mesela bir oksijense, mesela bir karbondioksitse, sıvıya göre nedir? Daha hızlı geçiş gerçekleştirecektir arkadaşlar. Sıcaklık faktörüne. Şimdi bakın, şu deney tüpü mantığıyla anlatayım ben size. Şimdi şu, şurası bir deney tüpü. Bu deney tüpünü de ortadan ikiye bölüyorum. Şunu da yine ortadan ikiye bölüyorum. Şurası A bölümü, şurası B bölümü. Şurası birinci deney tüpü. Şurası C bölümü, şurası D. Hatta yine şöyle yapalım. Şurası A olsun, şurası B olsun. Şurası da ikinci kısım olsun bakın. Bakın şimdi şurası %30'a %10 olacak. %30'a %10. Bakın şu şartlar eşit. Fakat burada farklı olan sıcaklık. Şurası 30 derece olsun, şurası 50 derece olsun. Bakın neresi daha, hangi tüp daha hızlıdır? İki daha hızlıdır. Çünkü sıcaklık arttıkça, sıcaklık arttıkça difüzyon hızı da ne yapacak? Eşleniği olarak artacak arkadaşlar. Molekülün büyüklüğüne. Molekül ne kadar büyürse, mesela şöyle bir ortam düşünün. Mesela glikozu düşünün. Glikozun molekül yoğunluğu kaçtır? Formülü ne? C6H12O6'dır. Yani 24, 6, 18, 24. E bir de oksijeni düşünün. Kaç tane? 2 tane. E glikoz mu tek seferde hızlı geçer, oksijen mi? Tabii ki de oksijen. E karbondioksitle oksijeni düşünelim. Bir tane karbon, 2 de oksijen, 3. Bakın ne oldu? 3'e 2. O zaman oksijen karbondioksite göre daha hızlı geçer. Yani molekülün büyüklüğü de önemli. Difüzyon alanı
arttıkça hız da artar. Yani bir şu kadarcık bir alandan geçirdiğinizi düşün, bir de şu kadarcık bir alandan geçirdiğinizi düşün. Tabii ki de alan büyüdükçe artış büyüyecektir arkadaşlar. Zar kalınlığı arttıkça difüzyon hızı azalır. Zar dediği şu aradaki zar arkadaşlar, ya da hücre zarı olarak da düşünebilirsiniz. Mesafe arttıkça difüzyon hızı artacaktır. Bunu da unutmuyoruz. Molekül yoğunluğunun farkı da önemli. Onu da ben size eklemiş olayım. Şimdi molekül yoğunluğunun farkı dersek, şurada sıcaklığı sileyim. O 30'a 10 orada kalsın. Molekül yoğunluğu dersek de mesela orası 30'a 10. İkisinin farkı kaç? 20 mesela. Öyle değil mi? Devam ediyorum. Şuraya bakalım. 30'a 2 olsun. Buranın ikisinin farkı kaç? 28 molekül fark var. Molekül yoğunluğu farkı arttıkça geçiş daha hızlıdır. Yani birinci tüpte ikiye göre daha hızlı geçiş gerçekleşecektir arkadaşlar. Geldim diyaliz mantığına. Diyaliz dediğimiz şey aslında bir nevi sağlıklı açıdan baktığımızda kişinin böbreğinin görevini bir makine görüyor. Bir sonraki sayfada makinenin fotoğrafı ve sistemi olacak. Bakın. Şimdi diyalize bakalım. Seçilen moleküllerin seçici geçirgen zardan difüzyonuna diyaliz denir. Şimdi seçici geçirgen dediği, aslında diyaliz burada bir hücre zarı görevi görüyor. Seçici geçirgen diyor çünkü. Bu bir. Ve biz bu makineye diyaliz diyoruz ve bunu böbrek hastası olan insanlar kullanıyorlar. Ve devam ettiğimde böbrek hastalarının bağlandığı diyaliz makinesi adını bu taşıma şeklinden almıştır. Seçici geçirgen maddenin difüzyonuna. Böbrekler vücut sıvılarının bileşimlerinin dengede kalması için önemli işlev görürler. Az önce ne dedik biz? Böbrekte akvaporinler var. Suyun hepsini dışarı atmamak için akvaporin ne yapıyor? Bir kısmını geriye çekiyor. Suyun geriye çekiyor. Böbrek işlevi görmüyorsa demek ki su akın akın gidecek ya da hiç gitmeyecek, ya da tuz ya da üre, neyse. Böbrekler işlevini tam yerine getiremezse bu durumu yaşayan kişinin vücudunda su, tuz ve üre gibi maddelerin oranı artacaktır. Bunların dışarı atılması lazım. Diyaliz bu kişide biriken fazla sıvı atıkların yarı geçirgen bir zar ile temizlenmesini sağlıyor. Biraz sonra diğer tarafa geçtiğimde göstereceğim görselde. Böbrek yetmezliği olan kişinin kanı yarı geçirgen özellikteki serum hortumuyla alınıyor dış kısma. Mesela şöyle düşünün. Dışarıya alınıyor kişinin kanı, diyaliz makinesine giriyor. Tekrardan kişiye geri veriliyor arkadaşlar. Diyaliz makinesinden geçirilir. Sıvısı bulunan diyaliz makinesinden geçiriliyor. Sonra kandaki üre gibi atıklar yarı geçirgen özellikteki hortum yardımıyla diyaliz sıvısında geçer, temizlenir ve böbrek yetmezliği olan kişinin vücuduna tekrar verilir. Şimdi sisteme bakın. Bakın, koldan kan alınıyor. Veya da işte bu kasıklardan alınan var, işte şu boynunun şurasından alınan var. Yani birçok yerden bu olay gerçekleştirilebiliyor ama genelde koldan yapılıyor. Kişinin kolundan kan alınıyor bakın. Daha sonra kan iletici bir, yani burada sonuçta kan çekiyor ama kanı da tekrardan bir yere iletmesi lazım. Sonra bakın, diyaliz makinesine geliyor. Kişinin diyaliz makinesi, şu hortum, şu pembemsi olan, şöyle nokta koymuş oldum. Bu hortum, şurası diyaliz cihazı bakın. Diyaliz cihazında süzülüyor. Atıklar buraya gönderiliyor. Tekrar kan arkadaşlar ne yapıyor? Kişiye geri aktarılıyor. Temizlendikten sonra bir nevi cihaz böbrek görevi görüyor arkadaşlar. Geldim ozmoza. Ozmoz suyun difüzyonu demek. Tekrar ediyorum. Ozmoz suyun difüzyonu. Yani suyun taşınması neyle oluyormuş? Ozmozla. Zaten su sadece ozmoz yöntemiyle taşınır arkadaşlar. Şimdi suyun zardan geçişi hücre ile bulunduğu ortam arasındaki canlılarda önem taşır. Şimdi şöyle düşünün. Su nasıl taşınıyor hocam? Yani tamam, difüzyon çok yoğun ortamdan az yoğun ortama göre bir taşıma gerçekleştiriyor. Fakat su nasıl taşınıyor? Benim için bu da önemli. Peki su nasıl taşınıyor arkadaşlar? Bakalım. Suyun taşınmasının iki yönergesi var. Bakın, iki yönergeyi de şuraya yazıyorum. Yönerge 1 diyor ki madde miktarının ya da madde yoğunluğunun, şöyle yazalım, madde yoğunluğunun az olduğu ortamdan
aynı şekilde madde yoğunluğunun çok olduğu ortama ne geçişi? Su geçişi. Çünkü madde yoğunluğunun az olduğu yerde fazla su vardır. Mantık düz. 1-2 bardak suyunuz var. Su miktarlarınız eşit. Birine 5 şeker attınız, birine 3 şeker attınız. Su oranı hangisinde fazladır? Madde yoğunluğu az olanda fazladır, değil mi? İşte bakın şurası 3 şekerlik kısım. Bakın şurası da 5 şekerlik kısım. Yani aslında normal difüzyonun tam tersi de suyun difüzyonu, ozmoz olarak gerçekleşiyor arkadaşlar. Su geçişi çözünen maddenin az olduğu bölgeden çok olduğu bölgeye doğrudur. Bakın az olduğu bölgeden çok olduğu bölgeye doğru gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi suyun geçişine ben bakacak olursam su geçişinde yine konsantrasyonlar eşitlenene kadar bu olay devam ediyor ve su geçişinde arkadaşlar kesinlikle ATP yine aynı şekilde harcanmaz. ATP harcanması söz konusu değil arkadaşlar. Suyun difüzyonu yani ozmoz her iki taraftaki şeker konsantrasyonu, yani aslında şeker konsantrasyonundan kastı nedir? Madde konsantrasyonu eşitlenene kadar ne yapıyor? Devam ediyor arkadaşlar. Ve sonra bakın ortamdan şöyle düşünün. Şurası bir ortam. Bu ortamdan dışarıya su çıktı. Şurada 100 tane su var. Bu ortamdan dışarıya 80 su çıktı ve kaldı burada 20 su. Su gittiği an ozmotik basınç artar. Çünkü suyun olmadığı yerde madde artar ve madde de ortamda basınca neden olur. Yani su giderse ozmotik basınç artar. Su gelirse ozmotik basınç azalır arkadaşlar. Burada düz mantık kuruyoruz. Bakın şimdi şöyle düşünün. Hemen şurayı siliyorum. Bir dakika. Şu kısmı siliyorum. Şimdi sizin elinizde bir balon var. Şöyle bir balon var. Ve bu balonun içerisinde tuzlu su var. Ve bu balonun çeperlerine, balon da şuraya kadar dolu olsun. Bu balonun çeperlerine tuzlu su basınç yapıyor. Ama siz belli başlı kimyasal yöntemleri kullandınız. Ve bunun içindeki su tamamen gitti. Ve bunun içinde sadece tuz kaldı. Şöyle yazalım. Bu sefer balonun çeperlerine baskı yapan kim? Tuz. İşte biz buna maddenin yaptığı basınca ozmotik basınç diyoruz. Suyun yaptığı basınca biz turgor basıncı diyoruz. Bakın şu paragrafa bakalım. Ozmoz gerçekleşirken çözünen konsantrasyonun düşük olduğu bölgeden yüksek olduğu bölge net su geçişini durdurmak için zara uygulanan basınca ozmotik basınç denir. Bakın çok maddenin olduğu yaptığı basınç neymiş? Ozmotik basınç. Zaten su gittikçe bakın ortamdaki su miktarı azaldıkça ozmotik basınç miktarı artar. Ozmotik basınç miktarı artarsa emme kuvveti artar. Aynı zamanda ve yine ortamda su azaldıkça bununla birlikte bir de arkadaşlar yoğunluk da artacaktır. Ozmotik basınç çözünen madde miktarı ile doğru orantılı, çözücü madde miktarı ile ters orantılıdır. Çözen kim? Su. Çözünen kim? Madde. Yani madde miktarı arttıkça ozmotik basınç artar. Su miktarı arttıkça ozmotik basınç azalır. Bakın yazacak olursak biz buraya tekrar edelim. Madde miktarı arttıkça ozmotik basınç artar. Ama ortamda su miktarı arttıkça ozmotik basınç azalır. Ya da şöyle düşünelim. Ortamda su azaldıkça ozmotik basınç artar. Şimdi şu da var. Biraz önce tuzlu su örneğini verdim ya. O tuzlu su örneğinde 100 tane su 100 tane su 100 tane tuz olsun. Yine balon olsun. Ama sizin burada ortamda arkadaşlar balonunuzda yanlış çizdim. Şunu şöyle bir sileyim. Sizin balonunuzda bu sefer su gitti. Yine 100 tane tuzunuz var. 20 tane suyunuz kaldı. Yine ozmotik basınç artar. Çünkü normal ortama düşen madde miktarı artıyor. Yani su dengeliyor, %100 dengeliyor ama su gidince denge bozuluyor otomatikman. Madde daha yoğunmuş gibi görünüyor.
O yüzden burada da yine ozmotik basınç artacaktır. Şimdi bakın burada ozmotik basınç ile turbor basıncının grafiğine bakıyoruz. Şimdi şuraya ben bir tekrar etmek istiyorum. Bakın bu çok önemli. Ortamda su azalırsa ozmotik basınç artar. Ozmotik basınç artarsa onunla birlikte emme kuvveti de artacaktır şimdi. Bu bir. İki, devam ediyorum. Başka bir yönerge. Ortamda yoğunluk artarsa, şöyle şuraya çizeyim. Yoğunluk artarsa, yoğunluk yani madde demek. Madde arttıkça ozmotik basınç artar. Ozmotik basınç artarsa emme kuvveti artar. Ortamda su miktarı artarsa ozmotik basınç azalır. Ozmotik basınç azalırsa emme kuvveti de azalır. Ya da ortamda su miktarı artarsa turgor basıncı artar. Demek ki ozmotik basınç ile turgor basıncı birbirlerine ters orantılıymış. Grafikte de gördüğünüz üzere arkadaşlar bakın turgor basıncı arttıkça emme kuvveti yani daha doğrusu ozmotik basınç ne yapmış? Azalmış arkadaşlar. Zaten emme kuvvetinin rakamsal değerini merak ediyorsanız ozmotik basınç sayısından turgor basıncını çıkararak rahatlıkla buna ulaşabilirsiniz. Ve size ben şöyle söyleyeyim. Diyelim ki iki tane aynı özelliğe sahip selpak var elinizde. Ama bir tanesinin üzerine bir damla su döktünüz ya da 2-3 damla su döktünüz. 2 damla olsun. Bakın su döktünüz. Diğerine hiç dökmediniz. Şimdi hangisinin emme kuvveti fazladır? Tabii ki de kuru olanın emme kuvveti daha fazladır. Buradan da yola çıkabilirsiniz arkadaşlar. Zaten ozmotik basınç su alma isteğidir. Şimdi hücre duvarını içeren hücrelerdeki su dengesi. Şimdi öncelikle hücre duvarı olan canlıları bir hatırlayalım. Hücre duvarı olan canlılar kimdi arkadaşlar? Bitkiler, mantarlar, bakteriler ve arkeler. Şimdi bunların su dengesi önemli. Çünkü bunlarda turgor basıncı ve yine aynı şekilde ozmotik basınç ve emme kuvveti üçgeni çok fazla önemli. Çünkü hücre duvarı olan canlılarda fazla su patlamayı engelliyor. Hücre duvarı su dengesinin korunmasında etkilidir. Çünkü hücrenin patlamasını engelliyor. Ozmozla hücreye giren su nedeniyle şişer. Şimdi şöyle düşünün, şu bir bitki. Şu da hücre zarı. Siz bu bitkinin içerisine su verirseniz bir süre sonra arkadaşlar bitkide bulunan hücre duvarı değil ama hücre zarı şişmeye başlayacaktır. Bu bir. Ama hücre duvarı basınca oluşsa bile yine de patlamayacaktır. Turgor basıncı bitkilerde stoma dediğimiz yapıların açılıp kapanmasını sağlıyor. Böcekçil bitkilerin kapanlarının böcek geldiği zaman kapmasını ya da küstüm otunun yapraklarının hareket etmesi gibi bazı olaylara neden oluyor. Şimdi bizim ozmozla alakalı 3 tane farklı çözeltimiz var ve bu çözeltilere bitki ve hayvan hücrelerinin verdiği tepkiler var. Ve şimdi sizlerle beraber buna bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 3 tane çözeltiden bahsetmiştik. Bu çözeltilerden bir tanesi izotonik çözelti. İzotonik dediğimiz aslında kelime anlamı eş çözelti demek. Yani her ikisinde de eş anlamına geliyor. Yine şöyle bir deneysel ortam yapacak olursak bakın şöyle yapalım. Bakın mesela şurası %30 ise aynı şekilde şurası da %30 oluyor. Yani iki ortam birbirine eş anlamına geliyor izotonik çözeltide. Ve bu izotonik çözeltilerde arkadaşlar bir nasıl desem bir denge sağlanıyor sürekli. Yani bariz bir geçiş söz konusu değil. Ve bir hayvan hücresi izotonik çözeltiye batırılırsa hayvan hücre zarından net su geçişi olmaz. Su zardan difüzyona uğrar ama her iki yöne doğru eşit hızda gerçekleşir. Şimdi bu deney tüpünün bu kısmını gördünüz. Bize bunun hücresel olanını verecek. Bakın bu bizim solüsyonumuz, çözeltimiz. Bakın bu normal bir örnekti sizin için. Bir de bizim normal izotonik çözeltimiz. Bakın çözeltimizin yoğunluğu %40 glikoz olsun mesela. Çözeltimizin yoğunluğu ve biz bu çözeltiye %40 oranında glikoza sahip bir hayvan hücresi bırakalım. Şöyle çözeltimiz olsun. Şöyle şuralarına da noktalarını koyalım. Şimdi diyor ki
Kırıklık çözeltiye sahip bir çözeltiye siz kırıklık bir yoğunluğa sahip hayvan hücresi koyuyorsunuz. Şimdi her ikisi de %40 özelliğe sahip olduğu için bir su geçişi olur ama diyor hani her iki yönden birbirlerine karşılıklı bir geçiş olmaz. Yani bir değişiklik olmayacaktır. Neden? Çünkü ikisi de aynı olduğu için sürekli birbirini bir dengede tutma özelliği olacaktır ve aynı şey bitki hücresi için de geçerli arkadaşlar. Vücut sıvıları izotonik sıvılardır. Kan plazması, lenf sıvısı, serum fizyolojik sıvı hayvan hücreleri için izotonik çözeltilerdir. Geldim hipertoniye. Bakın hiper yüksek demek, çok yüksek demek. Yani sizin çözeltiniz, sizin ne denir? Hücrenizden daha yoğun yüksekliğe sahip. Zaten bu kısmı anlattıktan sonra size bunların genel bir tablosunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın şu sizin ortamınız. Ortama rakamsal bir değer verelim. %30 amino asit olsun mesela. Amino asit. Siz çözeltiniz bakın hiper diyor. Yani sizin çözeltinizin yoğunluğu hücrenizin yoğunluğundan daha fazla olacak. Şimdi hücrenizi attınız içine. Çözeltiniz daha yoğunsa o zaman en az kaç olur? Diyelim ki 20. En az 29 olur da en fazla pardon. Burası da %20 amino asite sahip olsun. Evet, şimdi hücrenizin yoğunluğu ortamınızın yoğunluğundan az olduğu için ve su geçişi de madde yoğunluğunun az olduğundan madde yoğunluğunun çok olduğu ortama olacağı için su geçişi ne yapacak? Hücreniz su kaybedecek arkadaşlar. Şimdi tekrar ediyorum. Ozmozda demiştik ya madde nerede azsa az olan yerden madde nerede çoksa çok olan yere su geçer. Sizin hücrenizde %20 madde var. Çözeltinizde %30. O zaman hücreniz ne yapacak? Su kaybedecek. Hücreniz su kaybetti. Bakın şimdi olacakları yazayım. Hücreniz için yazıyorum. Şöyle şuraya yazalım. Olacakları hücre için yazıyorum. Hücrede su miktarı azalır. Hücrede su miktarı azalırsa hücrede ozmotik basınç artar. Hücrede ozmotik basıncın artması ile birlikte hücrede emme kuvveti artar. Hücrede emme kuvveti artar, ozmotik basınç artar ama bunlarla birlikte turgor basıncı azalır. Ve hücrede suyun gitmesine bağlı olarak ne artacaktır? Yoğunluk da yine aynı şekilde artacaktır. Hücre su kaybettiği için bir süre sonra bu büyük halinden daha küçük bir hale dönüşecektir. Yani biz ona hücre büzülür diyoruz ve hücrenin büzülmesi olayına biz arkadaşlar ne diyoruz? Plazmoliz adını veriyoruz. Tabi bu bir hayvan hücresi için geçerli. Bitki hücresinde aynı mesele olursa şu hücre duvarı işte ilk başta hücre bu böyleydi. Su kaybetti ne oldu? Büzüldü. O zaman hücre duvarıyla hücre zarı arası mesafe ne yapar? Bitki hücrelerinde artacaktır arkadaşlar ve plazmolize uğrayan bir bitki hücresi bir süre sonra hücrenin ölmesine neden olur arkadaşlar. Bakın şurada da görselde de görüyoruz hücre su kaybediyor. Yine bitki hücresinde su kaybediyor. Su kaybedince küçülürler. Hipotonik bu sefer hücreniz daha yoğun, ortamınız daha az yoğun. Yani hayvan hücresi çizelim, bitki hücresi çizelim bu sefer. Şu sizin bitki hücreniz şöyle yoğunluğu %10 olsun. Şurası da %5 olsun. Mesela şurasını %50 yapalım. Şurası da %10 olsun. Biraz daha gerçekçi rakamlar verelim. Şimdi hücreniz daha yoğun. Ortamınız daha az yoğun. Su geçişi nereden nereye olur? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama. Hücre su aldıkça ne yapar? Şişer. Hücrenin şişmesi olayına biz deplazmoliz diyoruz. Bitki hücrelerinde hücre duvarı ile hücre zarı arası mesafe azalır arkadaşlar. Ve bu mesafenin azalmasıyla birlikte arkadaşlar gerçekleşen olay nedir? Deplazmolizdir. Hayvanlarda ise su sürekli, hücre sürekli deplazmoliz olur. Bir süre sonra bum patlar. O yüzden de su kaybetmesiyle bitkilerde patlama söz konusu değil. Çünkü hücre duvarı onu koruyacaktır ama hayvanlarda patlamaya yol açar
Ve biz hayvanlardaki patlamaya hemoliz diyoruz. Yani bitkilerde patlamadığı için hemolize uğramaz arkadaşlar. Burada da yine şişmiş bir hayvan hücresi ve yine şişmiş bir bitki hücresini görüyoruz. Uzun süre saf suda bekleten alyuvar hücresi, ki alyuvar hücresi bir hayvana aittir, şişer ve patlar. Bu olaya hemoliz denir diye az evvel de söyledik zaten. Şimdi geldik aktif taşımaya, ama aktif taşımadan önce size ek bir izotonik, hipotonik ve hipertonik ile ilgili bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bunları not alırsanız çok. Evet arkadaşlar, şimdi burada böyle size ek bir bilgi vermek istedim. Şimdi çözeltilere bakıyorum. Hipertonik çözelti, hipotonik çözelti ve izotonik çözelti. Kalemin ucunu biraz incelteyim. Şimdi hipertonik çözelti, hipertonik çözelti dendiğinde hiper yüksek demek. Yani sizin çözeltinizin yoğunluğu, bakın şöyle yazalım. Sizin çözeltinizin yoğunluğu hücrenizin yoğunluğundan fazla olacak. Çünkü çözeltinin adı hipertonik. Hipotonik çözeltiye geldiğimizde, hipotonik çözeltide de arkadaşlar bu sefer tam tersi, sizin hücrenizin yoğunluğu arkadaşlar ne olacak? Çözeltinizin yoğunluğundan daha fazla olacak. İzotonik çözelti dediğimizde ise, İzotonik çözeltide de hücrenizin yoğunluğuyla çözeltinizin yoğunluğu birbiriyle aynı olacak. Bakın, hipertonik yani daha yüksek demek. Çözeltinizin yoğunluğu fazlaysa o zaman ben ne diyeceğim? Rakamsal değer verecek olursam bakın, %40'a mesela %20 ver. Şimdi ben burada ne demiştim? Su geçişi olması için maddenin az olması lazım. Yani burada su geçişi hücreden nereye olacak? Ortama olacak. Yani hücrenin su oranı ne yapacak? Hücrenin su oranı azalacak. Hücrenin su oranının azalmasıyla beraber yoğunluğu ne yapacak? Artacak. Eğer bu bir hayvan hücresi değil de şöyle yapalım. Bir bitki hücresi olsaydı, burada meydana gelecek olay hayvan hücresi içinde, bitki hücresi içinde neydi? Plazmoliz dediğimiz olay meydana gelecek. Plazmoliz dediğimiz hücrenin su kaybederek büzüşmesi. Yani şu hücre zarı kenarlarının şöyle küçülmesi. Ve bitki hücresinde ne oluyor bakın? Hücre duvarıyla zar arası mesafe hücre su kaybettiği için ne yapıyor? Artıyor. Peki burada meydana gelen basınçlar ne? Hücre su kaybettiğinde. Burada da meydana gelen basınçlar arkadaşlar, su kaybettiği için ozmotik basınç artar. Aynı şekilde eşleniği olan emme kuvveti artar. Ama turgor basıncı düşecektir. Geldim hipotonik çözeltiye. Bu sefer hücreniz daha yoğun. Yani hücreniz 40 olsun, ortamınız 20 olsun. Ne olacak bu sefer? Hücreniz içeriye su alacak arkadaşlar. Hücrenizin su oranı artar. Hücrenizin yoğunluğu su geldiği için azalır. Hücrenin başına gelen olaya biz deplazmoliz adını veriyoruz. Ve basınçlara bakacağım için, hücreye su geldiği için ozmotik basınç hücrede azalır. Turgor basıncı hücrede artar. Emme kuvveti de ozmotik basınç azalıyorsa azalacaktır. Bunun bir bitki hücresi olduğunu düşünürsek ve hücrenin içeriye su alarak şiştiğini düşünürsek, hücre zarı ile hücre çeperi arası mesafe ne yapacaktır? Azalacaktır. İzotonik çözeltiye geldiğimizde ise, ortamın dengede kalması için bir su geçişi, gözle görülen bariz bir su geçişi yok. Sürekli aktif bir geçiş söz konusudur ve sürekli dengede kalır. İzotonik çözelti de zaten işte hücreniz atıyorum %10'sa ortamınızda %10'dur arkadaşlar. Bunu ek bilgi olarak böyle hepsi karşınızda bulunması için vermiştim. Şimdi aktif taşımayla devam edelim. Aktif taşımaya geldiğimizde sevgili arkadaşlar, aktif taşıma ATP harcanan ama yine de küçük moleküllerin taşındığı bir sistemdir arkadaşlar. ATP harcanır ama küçük moleküller taşınır. Yani zardan geçebilecek büyüklükte olan küçük moleküllerin taşınmasıdır. Ama buna rağmen yine söylüyoruz, ATP harcanmaktadır. ATP'nin taşınma sisteminde difüzyonda nasıl çoktan azaysa, ATP'de ya azdan çoğa doğru bir taşınma söz konusudur ya da eşitliği bozan bir
taşınma söz konusudur. Yani aslında difüzyonda konsantrasyon farkı iki ortam arasında dengelenirken ATP'de konsantrasyon farkı daha da açılmaktadır arkadaşlar. Yani dengeyi sağlamamaktadır. Görsele baktığımızda nasıl ki kolaylaştırılmış difüzyonda bir taşıma gerçekleştirirken taşıyıcı proteinler ya da kanal proteinleri kullanılıyorsa aynı şekilde aktif taşımada da bu söz konusudur. Ve aktif taşımada gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın ne? Kanal proteinleri taşınıyor ve kanal proteinlerin aktif taşımada en fazla çalıştığı yer sodyum potasyum pompasıdır. Yani sinir hücreleridir ki iyon dengesini sağlamak için. Geldik büyük moleküllerin zardan geçişine arkadaşlar. Büyük moleküller zardan geçerken bir endositoz yani hücrenin içerisine madde hücre içerisine alınır. Bir de egzositoz madde hücre dışına atılır. Endositoz eğer katı besin alınıyorsa fagositoz diyoruz. Eğer sıvı bir büyük molekül alınıyorsa pinositoz diyoruz. Ve endositozun egzositozun da ortak olaylarından bir tanesi her ikisinde de büyük molekül taşınır. 1 ve her ikisinde de ATP harcanır. 2 ve şunu net olarak söylüyorum. ATP'nin harcandığı her yerde canlılık olmak zorunda arkadaşlar. Canlılık yoksa ATP zaten yoktur deyip devam ediyoruz. Büyük moleküllerin taşınma yönüne göre farklıdır. Eğer moleküller hücrenin iç kısmına alınıyorsa, hücrenin içine alınıyorsa dışarıdan endositoz diyoruz. Eğer hücrenin dışına atılıyorsa biz buna egzositoz adını veriyoruz ve ne olursa olsun her zaman koful oluşur bu bir ve koful oluşmasına rağmen her şekilde ATP harcanır. Bu da iki arkadaşlar ve burada en fazla borusu öten organel Golgi aygıtından salgılanan keseciklerle oluşan kofullardır arkadaşlar. Taşıyıcı koful hücre zarına dokunduğunda özgül proteinlerin kaynaşmasına neden olur. Aslında görsel şurada daha net bakın. Dışarıdan maddeler gelmiş endositozda. Maddeler buraya gelmiş arkadaşlar. Benim için endositoz ve egzositozda yoğunluk önemsiz. Ama aktif taşımayla difüzyonda yoğunluk önemliydi öyle değil mi? Burada benim için yoğunluğun hiçbir önemi yok. Bakın maddeler geliyor ve yerleşti bakın bir koful oluştu. Yavaş yavaş bakın kapanıyor burası ve koptu içeriye geldi. Burası kopup cep oluşturduktan sonra içeriye girdikten sonra burada kopan parça burası neresi? Hücre zarı. Yani endositozda hücre zarı ne oluyormuş arkadaşlar? Küçülüyormuş. Küçülmeye neden oluyor. Çünkü parça kopuyor ve içeriye giriyor. Endositoz olayını arkadaşlar yalancı ayak oluşturarak beslenen amipleri söyleyebiliriz. Ya da fagositoz yöntemiyle mikroorganizmaları yok eden akyuvar hücrelerini örnek olarak verebiliriz. Şimdi şuraya geri dönelim. Egzositoz, egzo, dış demek zaten. Egzozdan aklınızda kalabilir. Dışarıya madde demek. Endoda daha evvel de belirtmiştim. İç demek. İçeriye madde alınması. Sinir hücreleri, kas hücresi ya da bez hücreleri kimyasal habercilere egzositoz yoluyla dışarı verir. Ki mesela sakın unutmayın. Eğer hücrenin içerisinden dışarıya bir enzim gönderiliyorsa enzim polimer yapılıdır. Ve kesinlikle egzositozla gönderilir ve kesinlikle enerji harcanır. Arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Böcekçil bitkiler, ayrıştırıcı mantarlar sindirim enzimlerini egzositozda dışarıya verirler ki bunu da az evvel belirtmiştim. Endositoz iki şekilde bir pinositoz bir de fagositoz dediğimiz yöntemle taşınıyor. Pinositoz sıvı damlacıkları alıyor arkadaşlar. Aynı şekilde yine bakın şurası şu yeşille şu an boyuyor olduğum yer hücre zarı. Ne yapıyor? Bir koful oluşuyor. Maddeler içeri giriyor. Parça kopuyor ve içeri giriyor. Yine ne oluyor arkadaşlar? Hücre zar yüzeyi küçülüyor. Fagositozda da bakın katı madde geldi. Hücre zarı katlandı. Parça koptu ve içeriye girdi. Yine ne oluyor arkadaşlar? Burada da aynı şekilde besin içeriye alınıyor ve enerji harcanıyor. Örnek olarak da verecek olursak amibi zaten örnek vermiştim. Besin kofulu hidroliz enzimleri içeren lizozom enzimiyle birleşir. Bakın şu besin kofulu lizozom organeli gelir. Bununla birleşir sindirim kofulunu oluşturur ve besin parçalanır.
Burada da gördüğünüz gibi işte örnek olarak vermiş. Bakın reseptör var. Bakteriyi tanıyor. Ne yaptı bakın? Burada bir boşluk oluşturdu. Bakteriyi içeri aldı. Sonra bakın kapattı ve bakteriyi fagositoz yöntemiyle yok etti. Amibe bakıyoruz bakın. Bakteri geldi. Amip yalancı ayakla boşluğu oluşturdu. Bakın şurada daha net görülüyor. Bakteri şu kırmızı olan. Daha sonra bakın amip ne yaptı? Kapattı burayı. Besini içine aldı ve sindirdi. Yani demek ki fagositoz yöntemiyle alış da bu şekilde. Egzostoza geldiğimizde ise egzostozda madde içeriden geliyor. Bakın hücre zarına yapıştı. Ağzı birazcık açıldı ve sonra maddeler dışarı atıldı. Yine büyük yapılı maddeler dışarı atılıyor arkadaşlar. Polimer maddeler dışarı atılıyor ve bu esnada da kesinlikle enerji harcanıyor. Bunu unutmayın ve yine söylüyorum enzimler egzostoz yöntemiyle dışarı çıkarılır. Notlara bakacak olursak endostozda zardan parça koptuğu için toplam zar alanı azalır ama egzostozda toplam zar alanı büyüyordu. Çünkü parça içeriden gelip yapışıyordu arkadaşlar. Bakterilerde kofol oluşmadığı için endostoz ve egzostoz olayları gerçekleşmez deyip konunun burada sonuna gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğim bir konu. Yani verim alabileceğiniz bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnanıyorum ki soru çözümlerinde, özellikle de pekiştirme testlerinde daha net oturacaktır. Tekrar ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.